korktuğumuz başımıza geldi. İran'dan sınır dışı edileceğini İran Emniyet Genel Müdürü'nün söylediği 2 milyon Afgan'ın büyük bir kısmının Türkiye'ye gelme olasılığından bahsetmiştik. Bunların akın akın Türkiye'ye, İran'ın batı sınırına doğru harekete geçtiklerini, günde 250-300 civarında Afganların en az Türkiye sınırını yasa dışı yollarla geçtiğinin haberlerini alıyoruz. Gazeteler haber yapıyor. Bizim bilgi kaynaklarımız da buna ilişkin bilgiler bize geliyor. Bununla ilgili hükümeti uyardık. Bakanları uyardık. Uyarmakla kalmadık. Resmi yazılı soru önergesi verdik. Dışişleri Bakanı'na sorduk. Ey Hakan Fidan, ne yapıyorsun? İran dışişleriyle görüşüyor musun? Milli Savunma Bakanı'na sorduk. Ey Yaşar Güler, sen ne yapıyorsun? Tek taraflı sınır korunmaz. Sınırın diğer tarafının da korunması lazım. Ama İran salmış gitsinler istiyor Türkiye'ye. Sen ne yaptın? İçişleri Bakanı, göç idaresi sana bağlı. Sen göçten bir habersin. Ama bu ülkenin yeni bir göç dalgasına dayanmaya gücü yok, mecali yok. Ülkemizdekilerle baş edemiyoruz. Ne soru önergelerimize yanıt geldi, ne bununla ilgili iktidardan bir adım atıldı, ne bir görüşme yapıldı, ne İran'la irtibata geçildi. Bugün tamamen Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar üzerinden. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Ana muhalefet partisini şikayet ediyor Birleşmiş Milletler'de. Bunlar çok acımasız diyor. Mültecileri evlerine geri gönderecekmiş. Mülteci değil bir defa. Yasa dışı göçmenler. Geçici koruma altında olanlar. Bunların hepsini evet göndereceğiz. Ama sizin Birleşmiş Milletler'le yaptığınız konuşma, orada verdiğiniz mesaj, biz bunları geri göndermeyeceğiz mesajı, İran'dan sınır dışı edilecek Afganlara cesaret veriyor, onlara güven veriyor. Biz Şii İran'da olacağımıza, Taliban Selefi zihniyeti yerine Nakşibendi Halidiye kolundan olduğumuz için Türkiye'ye gidersek rahat ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıkar diye düşünüyorlar. Biz buradan tekrar sizi uyarıyoruz. Bunların hepsi geldikleri yere gidecekler, yasa dışı göçmenler. Ama Türkiye'nin başına bela olacaklar. Lütfen tedbirinizi alın. Tedbirini almazsanız Türkiye ciddi ulusal güvenlik problemleriyle karşı karşıya kalacak.